Merhabalar ben Arzu. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız eğer kanalıma abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Aynı zamanda her zamanki gibi Instagram adresimi de şuraya bırakmış olacağım. Oradan beni takip etmek isterseniz seve seve kabul ederim. Bu videomda sizlere iki ayrı davadan bahsedeceğim. Bu davaları Asena Demir Kılıç ve Selda Hanım önermişlerdi. Benim de gerçekten çok dikkatimi çekti. Fakat davalar hakkında çok fazla bilgi bulamadım araştırmalarım sonucunda. Elde ettiğim bilgiler doğrultusunda bu iki davayı birleştirip tek video haline size sunmak istedim. Videolarım teşvik değil, tedbir ve uyarı amaçlıdır. İlk olarak Asen Hanım'ın önerdiği Lisa Holm davasından bahsedeceğim. Tarih 7 Haziran 2015. 17 yaşındaki Lisa, İsveç Bolombur'da çalıştığı bir kafede vardiyasını bitirmek üzereydi. Secoldaki babasına 18.23'te bir kısa mesaj gönderdi. Bu mesajda motosikletiyle eve dönüş yolunda olduğu yazıyordu. Bir süre sonra Lisa'nın dönmediğini fark eden babası, onun hala iş yerinde olduğunu umarak yola çıktı ve çalıştığı kafeye gitti. Orada anahtarları hala üzerinde duran motosikletini görünce ters bir şeyler olduğunu anlamıştı. Kafe sahibiyle çevreyi aradılar ancak Lisa hiçbir yerde yoktu. Ardından babası hemen polisi arayıp kayıp ilanı verdi. Polis kısa sürede olay yerine geldi ve bölgedeki birkaç odalı bir ahır köpeklerle arandı. Orada Lisaya ait küpe, eldiven bulundu. 9 Haziran Salı günü arama ekibi Lisanın cep telefonu kılıfını, makbuz ve bilet benzeri şeyler buldu ve bunların Lisaya ait olduğu belirlendi. 10 Haziran Çarşamba günü arama alanı genişletildi ve kayıp insan örgütü de arama çalışmalarına katılmıştı. Bölgede Lisa'nın bisiklet ehliyeti de bulundu. Aramalar geniş çaplı ilerliyordu. 12 Haziran cuma günü arama ekibi kafeden birkaç kilometre uzaklıktaki Mortorp malikanesini aramak istedi. Ancak iki kişi araçla gelerek burası daha önce arandı diye ısrar etmeye başladılar. Arama ekibi temsilcileri bu kişilerden şüphelenmişti ve hemen polise haber verildi. Polisler olay yerine giderek bu iki adamı gözaltına aldılar. Bölge aranmaya devam ederken Lisa'ya ait bir cekette bulundu. Ve aynı gece ilerleyen saatlerde Lisa Holm'un cesedi yakında bir atölyede bulunmuştu. Eyalet mahkemesi Lisa'nın saldırıya uğradığını ve asılarak ya da boğularak öldürüldüğünü bildirdi. Yapılan test sonuçlarına göre DNA araçla gelen iki kişiden biri olan Nerys Bilecevis'e aitti. Litvanya vatandaşı olan 36 yaşındaki bu adam evliydi ve bir alkolikti. Aynı zamanda egzama hastasıydı ve kıyafetlerinde ve bedeninde Nereus'un deri parçaları da bulunmuştu. Nereus çok fazla alkol aldığında ise kendini kaybediyor, şiddete başvuruyordu ve çevresindekilere sürekli zarar veriyordu. Arabadaki diğer kişi ise Nereus'un kardeşiydi. O gece cinayeti işlemek için hiçbir sebep yoktu. Tek sebep cinsel nitelikteydi. Polis Nereus'un bilgisayarında birçok pornografide buldu ve teknik bulgular onun kulübede cinsel olarak çok aktif olduğunu gösteriyordu. Polisler o bölgede kaybolan birçok kadının da Nereus tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü düşünüyor. Arama ekibine ev arandı diye yalan söylemeleri de polisin birçok bulguya ulaşacağından korkmuş olduğunu ortaya koyuyor. Lisa Holm sadece 17 yaşındaydı ve Nereus'tan fiziksel olarak daha zayıf olduğundan koşullar araştırılmacılar tarafından iğrenç olarak kabul edildi. Polis Lisa'nın olay yerinde öldürülmeden önce fazlaca acı çektiğini belirtti. Nereus ise asla Lisa'yı öldürdüğünü kabul etmedi. O gün çok yorgun olduğu için evde yattığını, hatta ilerleyen saatlerle de annesiyle görüntülü olarak konuştuğunu iddia etti. Nereus'un kardeşi ve karısı da gözaltına alındı. Ancak onlar serbest bırakılırken Bilavicis 17 Kasım 2015'te müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nerejus'un avukatı Bjorn Hordik 15 Nisan 2016'da temiz mahkemesine başvurdu. Müvekkilinin cezasına itiraz etme gerekçesi ise cinayete yardım eden veya cinayeti işleyen başka birinin olmasıydı. Ve hükümlünün karısının Lisa'nın cesedini ortadan kaldırdığını iddia etti. 2 Mayıs 2016'da temiz mahkemesi yeni bir inceleme veya yargılama yapmayı reddetti ve müebbet hapis cezasını kesinleştirdi. 2017 yılının sonlarına doğru temyiz Mahkemesi cezayı tekrardan ömür boyu hapis cezasına çevirdi. Lisa ölmeden sanıyorum yaklaşık 10 gün önce e, internette bir video dolaşmaya başlamış ve bu Lisa'nın bedeni bulunduktan sonra e, çok fazla dikkat çekmiş bu video. Videoda bir sayaç var yaklaşık 1 dakikalık ve geri sayım yapıyor. Herkes bunu şu şekilde yorumlamış. Lisa'nın ölümü önceden planlanmıştı. O yüzden böyle bir video çekildi ve atıldı gibi bir düşünce ortaya çıkmış. Yalnız ben buna çok sıcak bakmadım açıkçası. Çünkü Lisayı tasarlayarak, plan yaparak öldürdüğüne inanmadım neredysin. Bu dava ile farklı bilgisi olan eğer aboneler varsa yorumlarda bunu bana belirtmenizi isterim. Şimdi sizlere Selda Hanım'ın önerdiği davadan bahsedeceğim. Anlatacağım kişi Andrew Sorensen. 22 Ekim 2021 tarihinde Dean Massey, kız arkadaşı ve köpeğiyle birlikte Washington, Spokane'deki evinin yakınlarında yürüyüş yapmaya çıktı. Burada duran bir aracın köpeğin havlamaları nedeniyle fark etti. Dört gündür ne zaman yürüyüşe çıksalar... Orada duran bir araca doğru köpekleri havlayıp ve koşmaya çalışıyordu. 22 Ekim günü yine köpekleri havlayıp aracın yanına koştuğunda ise Din ve kız arkadaşı artık aracı kontrol etmeye karar verdiler. Araca yaklaştıklarında ise çok kötü bir koku geliyordu araçtan. Din şöyle bir aracın içine baktığında birçok dağınıklık ve kıyafetler gördü. Daha sonra aracın bagajına doğru yöneldiler ve bagajı açtıklarında çürümeye başlamış olan 19 yaşındaki Andrew Sorensen'ın cesediyle karşılaştılar. Çift hemen 911 aradı. Polisler olay yerine geldiklerinde elleri ve ayak bilekleri birbirine bağlanmış, ağzı bantlanmış ve bagaja sıkıştırılmış cesette karşılaştılar. Andrew Sorensen'ın ailesi çocukları bir yıldır kayıp olduğu için birçok kayıp ilanı vermişti. Andrew'un cesedi bir yıldır bu aracın bagajında duruyordu. Polis hemen aracın kime ait olduğunu sorgulattı. Araç Brenda Crowes adına kayıtlıydı. Ve araç buraya kimliği belirsiz bir şahıs tarafından 4 gün önce getirilmişti. Bundan önce ise 11 ay boyunca Spokane'in uzak bir bölgesinde durmuş olduğu düşünülüyor. Brenda Crowes polis aramalarına cevap vermeyince sorgulama yapmak için evine gidildi. Kapıyı Brenda'nın nişanlısı 60 yaşındaki John Eisenman açmıştı ve arabanın yaklaşık bir yıl önce çalındığını iddia etti. Brenda Cross polislerle konuşurken kendisinin ve nişanlısının John'un kızını bir seks ticareti çetesinden nasıl kurtardıklarını anlatmıştı. Birkaç gün sonra polise bir ihbar geldi. Bu ihbar Bay Eisenman'ın komşularından biri tarafından yapılıyordu. Ve şöyle söylüyordu telefondaki kişi. Bay Eisenman birini öldürdü ve cesedi de bir arabaya koydu ve bunu bana itiraf etti.'' Arayan komşu itirafı yalnızca olaya karışan birinin bileceği ayrıntıları kapsıyordu. 29 Ekim tarihinde John Eisenman birinci derece cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Ardından hemen itiraf da gelmişti. John'un itirafı şu yöndeydi. Ekim 2020 tarihinde reşit olmayan kızı erkek arkadaşı Andrew Sorensen tarafından Seattle'da bir seks ticareti çetesine satılmıştı. Bunu öğrenen John Eisenman bir şekilde kızını kurtarmayı başarmış ve onu tekrardan eve getirmişti. Ama olayın peşini asla bırakmadı. Tıpkı bir film sahnesini aratmayan olaylar zinciri de gelişmeye başlamıştı. Kızının bu çeteye satılmasından sorumlu olan kişinin Andrew Sorensen olduğuna dair bilgi aldığını ve Sorensen'ın peşine düştüğünü söyledi. Kasım 2020'de Airway Heads Washington'daki bir karavan parkına kadar Sorensen'ı takip ettiğini söyledi. Orada Andrew Sorensen'ı bayıltarak ellerini ve ayaklarını bağladı. Daha sonra da arabasının bagajına koyarak kaçırdı. Daha sonra onu şehir dışında bir yere götürdü, kafasına bir blokla vurdu ve defalarca bıçakladı. Ve aracı da 11 ay boyunca bıraktığı North Spokane bölgesinde bırakmıştı. Spokane Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Andrew Sorensen 1 Kasım 2020'de kayıp olarak bildirilmişti. Sık sık gittiği bilinen bölgelerde aramalar yapılmıştı. Ancak dava hızla düşmüştü. Enron ailesi ise onu aramaktan hiç vazgeçmedi ve halktan da yardım istiyordu sürekli. Bu sözde intikam cinayeti ülke çapında şok dalgalarına yol açtı ve sosyal medyadan John Eisenman'a karşı destekleyici ve haklı olduğunu savunan gönderiler paylaşıldı. Sanığın nişanlısı Brenda Cross, John için şu açıklamayı yaptı. Çocuklarım için sahip olabileceğim en iyi baba. John'un yaptığı birçok erkeğin kızları için yapabileceklerini söyledikleri bir şeydi. John'la gurur duyuyorum ve hayatımda olduğu için çok mutluyum. Onu eve geri istiyorum. Brenda Cross'un kızı Ashley Rose ise John için bir kampanya başlattı. Açıklaması ise şöyleydi. Bu baba küçük kızını uzun vadeli yara izlerine yıllarca süren duygusal hasara neden olan tarif edilmez bir hayattan kurtarmak için bazılarımız için düşünülemez olanı yaptı. Ebeveyn olarak çoğumuzun yapacağını söylediği şeyi yaptı. Hapishaneye ait değil, bundan öncesinde şiddet içeren bir suçu yoktur. Birçoğu ona kahraman diyor ve ben de aynı fikirdeyim. Onun özgür bir adam olmasına onun ve kızının onurunu savunmak için mahkemede toplum olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Ve kampanyada 100 bin dolar toplanması hedeflenirken 10.200 dolar toplanmıştı. Washington Eyalet Devliyesi ise Andrew Sorensen hakkında Bay Sorensen'ı içeren herhangi bir soruşturma ile ilgisi yoktur açıklaması yaptı. Spoken Polis Departmanı ise bunlar sadece John Eisenman'ın iddialarıdır. Bu ifadelerinin hiçbirinin doğruluğunu onaylamıyoruz açıklaması yaptı. FBI ise bu konuda açıklama yapmayı reddetti. Andrew Sorensen'ın ailesi ise şöyle bir açıklama yaptı. Baba Randy Sorensen, Andrew Cerebral Palsy yani beyin hasarı sebebiyle oluşan ve kas hareketlerini engelleyen bir tanı. Otizm ve gelişimsel gecikmelerle doğduktan sonra onu 6 aylıkken evlatlık olarak aldık. Ailemiz bu nedenle ona karşı özellikle şefkatli ve sevgi doludur. Hepimiz için çok özeldi. Engelli bir çocuktu ve kimseyi seks ticareti için zorlayacak ya da satacak yeteneğe sahip değildi dedi. Annesi Teresa sorunsun ise hikayenin kendi tarafımızı anlatamadık. Tüm bunlar hakkında ortaya çıkması gereken çok fazla şey var diye açıklama yaptı. Şu anda John Eisenman tutuklu ve 1 milyon dolarlık bir kefaletle tutuluyor. Bu davanın sonucu ne olacak gerçekten çok merak ediyorum ve herhangi bir gelişme olursa da size mutlaka aktaracağım. Bu olay ne kadar doğru bilmiyorum ama bana başrollerinde Liam Neeson'ın oynadığı 96 saat filmini anımsattı. Ve bir davamızın, iki davamızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dava videosunda görüşmek üzere. Dinlediğiniz ve desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygıyla hoşçakalın.